Şimdi daha yeni bundan başladım. Malatya'nın kültürel dokusunu yeni nesillere aktarmak amacıyla ana teması eski mesleklerden oluşan bal mumu figürlerin yer aldığı Açık Hava Müzesi açıldı. Bazıları kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar gelen nalbantlık, yeminicilik, semercilik, marangozluk, kalaycılık ve kervancılık gibi mesleklerin yeni nesillere tanıtılmasını amaçlayan bal mumu çalışması vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Tarihi silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nın önüne kurulan Bal Mumu Açık Hava Müzesi'ndeki insan objelerinin hareketli olması müzeyi gezenlerde gerçeklik hissi uyandırıyor. Projenin sahibi Türkmen asıllı Narin Narin, 2 aylık bir çalışmadan sonra müzenin kapılarını bir haftadır halka açtıklarını belirterek bu çalışma bu şekilde Türkiye'de ilk defa yapıldı dedi. Hatta biz bu projeden dolayı bu Yaşam Müzemizde biliyorsunuz Siyah Pek tarafında bir ödül aldık. Evet. Uluslararası bir ödül aldık. Bu aslında biz böyle düşündük bir el sanatları olsun. Çünkü çocukların, gençlerimiz, genç nesillerin çok el sanatları bilmediği için böyle bir tanıtım amacına hem müze amacına böyle bir hareketli bir müze yapıldı. Bu müze zaten bir haftadır, 2 ay çalışması oldu, bir haftadır açıldı ama açılış yapılmamış. Galaycımız var, semercimiz var. Demircimiz var, bakırcımız var, nalbant şey var, nalbant var ve aykabı şey ne diyorsunuz? Aykabı. Yo yo, Yemeni. Yemeni. Bunlar var, kervan var çünkü burası bir kervansaray. Evet. Kervansarayda girmesi gereken bir kervan. Önde çocuklar tanısınlar diye. Böyle bir çalışma. Batalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yaptığı açıklamada emeği geçenlere teşekkür etti. Burası da hakikaten Malatya'da bir ilk boyut itibariyle. Burası biliyorsunuz Kervansaray. Kervansaray'da geçmiş dönemde işlevsel olarak, içerik olarak neler yapılıyorsa onun günümüze yansıması ve tezahürü noktasında şu anda onu nasıl geçmişi canlandırabiliriz ve topluma buluşturabiliriz anlayış içerisinde bu şekilde bir çalışma arkadaşlarımız yaptı. Hakikaten o dönemde kervanlar geliyor. Kervanlar burada yükleriyle kış döneminde içeriye alınıyor. Burada içeriye geçiş şeyi var, seremonisi var. Burada da bu kervanların tabi demir işleriyle ilgili, nalbant işleriyle ilgili, diğer semer işleriyle ilgili ve diğer kalay ve başka türlü o dönemin şartlarına, haiz ve ihtiyaçlar yararası içerisinde talep edilen mesleklerle ilgili meslek bölümleri var. Burada bir marangoz atölyemiz var şu anda. Marangoz atölyemizde hakikaten şu ustamız çalışkan bir yer benziyor. Ben sürekli çalışan bir yapı içerisinde. Yani buranın kervansarayın lafzına uygun bir şekilde günümüz insanına o dönemde nasıl hizmet ediyorsa bu hizmeti canlandırmak istedim.